Değerli konuklarımız, enerji görünümü konu başlıklı birinci oturumu yönetmek üzere Enerji Forumu Yürütme Kurulu üyesi Sayın Muammer Argün'ü davet ediyorum. Konuklar, sevgili arkadaşlarım, İzmir Enerji Forumu'nun birinci oturumuna hoş geldiniz. Bu bölümde 4 sunumumuz var. Her sunum için ayrılabilen en çok süre 20 dakika. Sunumu yapan arkadaş konusunu 15 dakikada toparlar ve son 5 dakikayı soru cevapları ayırırsa toplantımızın daha verimli olacağına inanıyorum. İlk konuşmacımız Sayın Saadettin Güldar. Buyurun Saadettin Bey. Enerji Komisyonumuzun kıdemli ve üretken üyesi Saadettin Bey, İzmir Enerji Forumunda klasik hale gelen enerjinin, bölgemizdeki enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı konularında son güncel bilgileri bize sunacak. Bu bilgiler bütün bölgemizde referans olabilecek değerler taşıyor. Konuşmasının başında kısaca kendisinin tanıtmasını rica edeceğiz. Buyurun Saadettin Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hepiniz hoş geldiniz. Şahsım ve Enerji Komisyonu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1986 mezunuyum. Tek TH ve TYH'da yaklaşık 31,5 yıldır çalışıyorum. Halen TYH Batı Anadolu Yük Denizi İşletme Müdürlüğü'nde çalışmaya devam ediyorum. Evet, İzmir İl Enerji Görünümü sunumu 5 bölümden meydana gelecek. Bölgemizdeki enerji kaynakları, bölgemizde iletim sistemi geleceği, santraller ve üretimleri, tüketim ve puant değerleri, bölgemizdeki iletim sistemi sorunları ve çözüm önerilerini aktarmaya çalışacağız. Evet, bölgemizde primer enerji kaynağı olarak kömür dışında kaynağımız pek yok. Su kaynakları kısıtlı. 3 adet nehrimiz var. Bakırçay, Küçük Menderes, Gediz. Ancak oralarda santrallerimiz mevcut değil. Bölgemizde çok sayıda doğalgaz santrali, 1 adet fuel oil, 1 adet ithal kömür santrali var. 30 Eylül tarihi itibariyle lisanslı 4355 megawatt, kurulu güç 70 adet santral, lisansız 235 adet ve 180 megawattlık lisansız kurulu güç var. Bunun 170.5 megawattı güneş, 6 megawattı doğalgaz, geri kalanı da rüzgar. 7 adet rüzgar santralimiz var. 1 adet kojen doğalgaz, 227 adet de güneş santrali, lisansız santralimiz var. Toplam 305 adet İzmir ilinde 30 Eylül itibariyle tabii ki santralimiz mevcut. Su kaynaklarından bahsetmiştik. Jeotermal kaynaklarımız var. Şu anda henüz elektrik üretimi amaçlı bir santralimiz mevcut değil. Ön lisans almış Seferihisar'da 2 adet santralimiz var. 14.6 megawatt. Evet, bunlar da jeotermal alanlardaki alanlar, MTA kaynaklarından alınan veri bu. Jeotermal sıcaklığı 100 santigrat derecenin üzerinde olduğu zaman ancak elektrik enerjisi üretimi için verimlidir.
Şu andaki verilere göre elektrik amaçlı çok fazla kullanabileceğiniz saha görünmüyor. Daha çok kaplıca, ısıtma gibi alanlarda kullanabilecek jeotermal kaynaklarımız var. Evet, kömür kaynaklarından bahsedecek olursak, Tire Torbalı, Bergama Çalan, Bergama Ürkükler kömür zuhurlarında 3 milyon 806 bin ton mümkün rezerv belirlenmiş. Cumava sahasında kömür oluşma orijinal kömürde alt ısırı değeri 3410 kilokalori bölü kilogram. Tire zuhurunda 3200-3600 civarı. Torbalı, Bergama Çalan, Bergama Ürkükler, Torbalı zuhurunda orijinal kömürde ortalama ısı değeri 4460 kilokalori bölü kilogram. Evet, Kınık'ta 700 megawatt sanıyorum Güney Koreliler yapacaklar. Ön lisans almış bir santral yapım aşamasında. Rüzgardan bahsedecek olursak, YGEM kayıtlarına göre Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü artık bu lağvedildi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yok. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir daire başkanlığı şeklinde dönüştürüldü. Ama YGEM kayıtları internete girerseniz görüyorsunuz. 50 metre yükseklikte ve 7,5 metre bölü saniye rüzgar hızı ile Türkiye potansiyelin 48 bin megawatt. İzmir potansiyeli ise 11.854 megawatt olduğu görülüyor. İzmir potansiyeli Türkiye potansiyelinin %24.7'sini oluşturuyor. İzmir'de 1620 megawattlık santral lisans almış. 48 adet. 1261 megawattı şu anda devrede. 41 adet rüzgar santrali. Ayrıca 30 Eylül tarihi itibariyle de 3520 kW'lık 7 adet lisanssız rüzgar santrali çalışır vaziyette. Biyokütle kaynaklarına bakacak olursak 2012 verilerine göre Türkiye'deki toplam biyokütle enerji potansiyeli 20.307.069 TEP yıl bazında. Bunun elektriksel karşılığı 235 milyar 562 milyon kilowatt saat. Bu miktarda enerji üretmek için yaklaşık 29.450 megawattlık bir santral kurmak gerekecektir. Yıllık 8.000 saatlik çalışma kabul edilerek yapılan bir hesap. 30 Eylül tarihi itibariyle biyokütüre santral gücü Türkiye'de 625 megawata ulaşmış. Bölgemiz Türkiye Orman Kaynak Biyokütüre Potansiyel Haritasından görüleceği üzere Marmara, Trakya, Batı Karadeniz, Akdeniz bölgesine göre potansiyel olarak fakir orman açısından. YGEM verilerine göre orman kaynaklı biyokütüre potansiyeli kullanabilecek karşılaştırma tesisi Türkiye'de 600 megawatt. İzmir'de öne çıkan biyokütle kaynaklı olarak mısır, kültür sıvırcılığı, pamuk, zeytin, domates, hıyar, buğday ve arpayı sayabiliriz bitkisel olarak. İzmir'de 57 bin TEP yıl hayvansal, 2 milyon TEP yıl bitkisel, 56.570 TEP yılda katı atık, kentsel katı atık. İzmir'de günde ortalama 3.500 ton çöp. İzmir Büyükşehir Belediyesi web sayfasından alınan bir bilgi toplanmakta. İşlenmemiş çöpün yakıldığı ve işletme biriminin ortalama 515 kilowatt saat ton olduğu kabul edilerek yapılan hesaba göre de 2.119.304 TEP yıl 24 milyar 583 milyon 926 bin
630 kWh bir yoktur potansiyeli mevcut. Bu miktar enerjiyi üretebilmek için 2740 MW'lık bir santral kurulmak gerekecek. İzmir'de 9 MW gücünde 2 adet santral lisans almış olup 5468 kW gücünde 2 adet santral işletmede, TİRE'de. Bergama'da 1 adet Prima kaynaklı 11.2 MW gücünde santral ön lisans almış olup yapım aşamasındadır. Burada tablolar halinde hayvansal biyokütle potansiyeli var. TEP toplam 57 bin. Bitkisel biyokütle olarak en önemlisi mısır. 1.439.489 TEP yıl mısır var. %70'i. Toplam kapasitenin %70'ten de fazla sadece mısır. En önemli kaynak o. Görünüyor. Evet. Güneşten bahsedecek olursak, bölgenizde yıllık güneşlenme süresi oldukça uzun. Toplam radyasyon aslında genel olarak eşit değer civarında. Ortalama sıcaklığın yüksek olmasına göre güneş santrali kurmak çok şu andaki teknolojiye göre verimli görünmüyor. İzmir'de toplam güneş radyasyonu düşük. Buca, Ödemiş, Kiraz ve Tire'nin dağlık kesimlerinin toplam güneş radyasyonu 1600-1700 kWh metrekare yıl civarında olup kısmen iyidir. 30 Eylül tarihi itibariyle 170.584 kW gücünde 227 adet lisanssız, yani 1 MW'nın altında güneş santrali halen işletmede. Doğalgaz santrallerinden bahsedecek olursak, bölgede en önemli santral İzmir Palantı'nı karşılayan Aliağa Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali. 1590 MW. Bu santral önümüzdeki yıl alım garantisi bitiyor, 2019. Ondan sonra ne olacağını bilemiyoruz. Yap işlet modeliyle çalışan bir santral önümüzdeki yılda alım garantisi bitiyor. Evet. Bölgemizde 2693 MW gücünde 24 adet santral var. Bu sunum hazırladığımız tarihte böyleydi. Şimdi bu 23 adet santrale düştü. 43 MW Kemalpaşa'da Karadeniz Elektriği'ne ait santral kapandı bu arada. 3 doğalgaz santralleri birer birer kapanıyor. Küçükler, kojenler hariç tek çalışan bu İzmir Aliağa'daki santral alım garantisi olduğu için o çalışıyor. Onun dışında kojenerasyon santralleri dışında çalışan yok. Tek üretim yapmıyorlar. Ekonomik nedenlerle doğalgazdaki fiyat artışı dolayısıyla. 802 MW civarında bir adet santralin bu yıl sonunda devreye girmesi planlanıyor. Ama sürekli erteleniyor. Devreye girmesi, gecik kabulü. 30 Eylül tarihi itibariyle de bir adet 6039 kW'lık lisanssız santral. Trijenerasyon. Torbalı'da Filsa'nın 6 MW'lık bir santrali var. Sayın Gülder, son 4 dakika. Efendim? Son 4 dakika. Dokuzlanalım o zaman başkan. Evet, İthal Kömür 350 MW'lık bir Aliağa'da santralimiz var. İkinci ünite biliyorsunuz ÇED süreci mahkeme tarafından durduruldu. Kuyulu Oil uzun süredir çalışmaya 36 MW gücünde bir Aliağa'da yine bir santralimiz var. 9 MW'lık bir atık gaz santralimiz var Batıçim'de. Evet başkan, 4 dakika kaldı deyince biz de çok hızlı geçmek durumunda kaldık. Evet, TEDYAŞ'ın bölgedeki yatırımlarından bu yıl tamamlanan trafo merkezi en önemlisi EFKA4'ün üzerinde Bornova'da. Bornova 380 GİS trafo merkezi. Orada
kiralık 154,5 bir trapo dağıtımın hizmetine sunulmuş durumda. Maalesef birkaç projemiz yarım kaldı. Müteahhit işi bıraktı tasfiye sürecinde. Özetleyerek konuşayım. Müteahhitin işi bırakması ekonomik nedenlerle değil. Sadece ekip kuramaması ile ilgili. Yani iyi bir mühendis ve teknik ekip yoksa işi sürdüremiyorsunuz. İş tasfiye durumunda. Selçuk'ta bir trafo merkezi bitmek üzere. Alia'da 380'e 154 Star Rafinerisi tarafından sistem kullanım bedeli karşılığı finanse edilen bir trafo merkezdi. Bu yılın sonuna kadar bitecek. Evet, Türkiye'de santral kuru gücü 30 Eylül itibariyle 87.947 megawata ulaşmış. Bunun 4.800 megawatt civarı güneş. Bölgemizdeki santral kurulu güçlerini en son bahsetmiştik. Bu tabloda da yıllar 2014'ten bu yanaki gelişimleri var. Şu anda en son 4.535 megawattlık bir kurulu gücü var İzmir ilinin. En önemli kurulu gücün içindeki en önemli oran tabi doğal gaz. %61.47 oranında. Rüzgar da çok iyi. %27.90. Ancak rüzgar açısından hem şans hem talihsizlik. 11.800 megawatt civarında bir kapasite var. Fakat şöyle bir talihsizlik var. Bandırma'dan başlayarak Datça'ya kadar aynı rüzgar koridoru var. Yani Datça'da rüzgar yoksa Bandırma'da da yok, İzmir'de de yok. Dolayısıyla bizim Bandırma'dan başlayarak Datça'ya kadar olan toplam kurulu gücümüz 3.557 megawatt dün itibariyle. Bazen 3.200 megawattları görebiliyoruz. Bazen de 32 megawattı görüyoruz. Dolayısıyla bunun yerine başka santraller ikame etme durumundayız. TİAŞ üretim kapasite projeksiyonunda her bir megawattlık rüzgar santral yerine 0.5 megawattlık konvansiyel santrali öneriyor. Biz enerji komisyonu olarak bunun yerine güneş, biyokütle, akıllı şebeke ile birlikte bunların kullanılmasını öneriyoruz. Yani bir akıllı şebekeyle birlikte artık rüzgarın bitmekte olduğu hissedildi. Anda yerine biyokütle santrallerini ikame edebiliriz diye düşünüyoruz. Potansiyel olarak da 2740 megawattlık bir potansiyelimiz vardı İzmir'de. Santral üretimleri de bu da tablo halinde var. %67 oranda doğalgazdan İzmir'de ne yapıyoruz? Enerjimizi üretiyoruz. 18.35'i de rüzgardan karşılanmış. Evet, geçen yıla göre hem Türkiye puantı hem de İzmir puantında bir düşme söz konusu. Geçen yıl 47.660 megawatt. Türkiye puantı bu yıl 46.160 megawatta düştü. 1 Ağustos tarihi itibariyle. İzmir geçen yıl 3.744 megawattı. Bu yıl 3.535 megawatt. İzmir puantı 7 Ağustos saat 16'da gerçekleşti. Evet, burada tabloları var. Burada Türkiye ve İzmir 2017-18 ilk 9 ay kıyaslamaları var. Bunun içinde yalnız lisanssızlar yok. Lisanssızlarla beraber bunlar bir miktar daha yükselecektir. Evet,
tüketimi artışları tabloları halinde burada sunduk. İletim sistemi sorunları var. En önemli sorun, bahsetmiştik, yüklenici 3 adet trafo merkezinde yüklenici işi bıraktı. Ekonomik nedenlerle değil ama. Yani ekip kuramadığı için en önemli sorun bu. Kamu ihale kanunuyla birlikte finans kriteri dışında herhangi bir teknik kriter aranmadığı için herkes PYŞ ihalelerine girip ihale alıyor. Yani son zamanlarda ben hemen zamanda biten hiçbir ihale yok. Hiçbir iş yok. Trafo merkezi veya hat. Hemen hemen hiçbir iş zamanda bitirilemiyor. Evet. İzmir'in en önemli sorunu, benden sonra Üfet Bey master plan çalışmalarından bahsedecek ama İzmir metropol alanda enerji master planının olmamasıdır. İzmir'de eski şebeke 10,5 kilovolt. 10,5 kilovolt en fazla 50 envalık sıra bire güçlerinde trafo konulabiliyor. TYŞ 10,5'tan vazgeçti. Artık 34,150'de 34,5 trafolar veriyor. O nedenle merkezde ciddi bir gelecekte master plan olmadığı için sıkıntı çekeceğiz. Şu anda master plan olmadığı için Bayraklı, bu Gökdelenler bölgesinde trafo yerinde yeri bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bir yer beğeni, bugünlerde bir yer beğenildi, kamulaştırma işleri falan devam ediyor. Master plan çok önceden tabii olmalıydı. Nerede trafo merkezi kurulacak? Şehirde, şehir planlamacılığıyla birlikte, belediye ile birlikte bu işin çözülmüş olması gerekiyordu. Maalesef bu konu çözülemedi. Evet başkan, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, soru cevap için ancak bir dakikamız kaldı. Bir ya da iki soru alabiliriz, buyurun varsa. Yoksa buyurun. Buyurun. Yani orada razılar. Orada razı herhalde ki. Güneş enerjisi 13.3 diye biliyorum. Yani muhtemelen amorti etti tabi. Evet. Buyurun. Teşekkür ediyorum öncelikle. Atık su arıtma çamuruyla enerji elde etme yöntemleri konusunda bir soru soracaktım ben. İzmir'de bu büyük olanaklar var ama neden değerlendirilmiyor? Bu çalışmalar yani nasıl sürdürülüyor? Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli'de tesislerinde böyle bir çalışması var bildiğim kadarıyla. Kurutma yarın olduğunu biliyorum onun ben. Kurut tarımda kullanıldığını araştırmıştım. Enerji açısından kömürle aynı ısıl eşdeğere sahip olduğunu biliyorum çamurun yaklaşık. Bu neden enerjide kullanılmıyor? Lütfen karşılıklı olmasın. Yarın bir arkadaşımız bu konuda sanıyorum bir sunum yapacak.
Tamam, teşekkür ederiz Sayın Bildar. Arkadaşlar, bu oturumda görev alan diğer arkadaşları çağırmam gerekti. Şimdi çağırabiliyorum. Ülfet Türkmen Bey, Evren Türkmenoğlu ve Murat Çelik Beyleri sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. İkinci konuşmacımız İzmir Elektrik Dağıtım Şebeke ana plan çalışmaları hakkında bilgi verecek. Demin de Saadettin Bey kısaca bahsetmişti. İlk baştan İzmir Dağıtım Şebekesi'nin büyük bir bölümü metropoliten alan içinde 10,5 kilovolt gerilim kademesinden yapıldı. Fakat artan güç talebi karşısında bu gerilim kademesini sürdürmek artık mümkün değil. Dolayısıyla yeni bir gerilim kademesine geçilmesi ve şebekede çok büyük değişiklikler yapılması gerekli. Bu konuda biz master plan çalışması çağrısı yapmayı düşünürken Gediz Elektrik aynı konuda çalışmaya başlamış. Bunu öğrendik, sevindik. Arkadaş bu konuda bize bilgi verecek. Buyurun. Teşekkür ederim. Bey. Değerli sektör katılımcıları, öncelikle hepinize hoş geldiniz. Ülfet Türkmen, GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi ve planlama yönetmeni olarak görev yapıyorum. Bugün size bölgemizde biraz önce de Saadettin Bey'in bahsettiği şekilde yapmış olduğumuz master plan çalışmaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunacağım. Projemiz 2016 yılında başladı. 2017 yılının sonunda da aslında noktaladık. Ancak master plan çalışmaları tamam dediğimizde bitmiş olan projeler değil, sürekli güncellenmesi gereken çalışmalar olduğu için ara ara güncelleme çalışmalarımız devam ediyor. Projemizin adı alan bazlı master plan hazırlanması projesi. Bugün aktaracağımız konu başlıkları master planın tanımlanması, konu başlıklarımız master planın tanımlanması, master planlar ile hedeflenenler, alan bazlı talep tahmin analizleri, orta gerilim şebeke modeli ve yazılım arayüzü, kullandığımız yazılım arayüzü, master planlardan bazı örnekler paylaşacağız. Enerji dağıtımıyla sorumlu bulunduğumuz bölge arasında Manisa'da bulunduğu için orayla ilgili de bir iki örneğimiz olacak. Sonunda da kullandığımız yazılımın diğer sistemlerle entegrasyonları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Öncelikle master planlarımızı kısa vade dediğimiz 5 yıl ve uzun vade dediğimiz 10 yıllık süreçler için hazırlıyoruz. Bu süreçlerde planladığımız projelerle, yaptığımız master plan çalışmalarıyla şebekemizde bütüncül bir bakış açısı, işletme ve bakım kolaylığı sağlayan, N-1 kriteri dediğimiz yani ring şebekeler şeklinde tasarlamalar, SAIDI, SAIFI, NS gibi mevzuat çerçevesinde de belirtilen kriterlerde iyileşmeler, fayda maliyet analizlerine göre objektif olarak önceliklendirmeler yapılarak dağıtım şebekesinde standartlaşmaya esas alan güvenilir ve ekonomik bir şebeke oluşturmayı hedefliyoruz. Master planların temeli talep tahmin analizleri. Talep tahmin analizleri olmadan bir master plan yapmak imkansız. Tabii ki bu yapılan talep tahmin analizlerinin doğruluk oranı da master planlar için kritik derecede öneme sahip. Hazırladığımız master plan çalışmalarıyla bölgemizdeki elektrik enerjisine olan talep artışlarının karşılanması, arıza sayılarının, arıza sürelerinin kısaltılarak mevzuatta belirtilen teknik ve ticari kalite parametrelerinin geliştirilmesiyle müşterilerimize sunmuş olduğumuz ve sunacak olduğumuz hizmetlerde iyileşmeler kaydetmeyi hedefliyoruz. Ayrıca şebekemizde yaşanılan teknik ve teknik olmayan kayıtların azaltılması artı TİH yani iletim sistemi yatırımlarıyla da eşgüdüm sağlayarak dağıtım yatırımlarımızı planlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda TİH'a da bazı geri dönüşlerimiz oluyor. TME'ye ihtiyaç duyduğumuz noktalarla ilgili önerilerimiz de oluyor.
Bu çalışmada da birazdan bazı örnekler paylaşacağız zaten. Bu göstermiş olduğumuz master planın çalışmaları için iş akış şemamız. Oradan net görünüyor mu bilmiyorum ama. Master plan çalışmalarında ilk olarak, yani birinci adımımız, belediyelerden aldığımız mevcut ve nazım imar planları. Bu imar planlarından faydalanarak bölgemizin nereye doğru nasıl gelişeceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. İlk adım burası. İmar planlarının tedarik edilmesi. Sonrasında bu imar planlarımızdan faydalanarak gelişim bölgeleri oluşturuyoruz. Gelişim bölgeleri dediğimiz ilçeler bazında, ancak o ilçelerin de alt kırılımlarında paylaştığımız yerleşim bölgeleri, sanayi alanları, ormanlık alanlar, kamu alanları, askeri alanlar gibi, birazdan detaylarını göstereceğiz. Küçük parçalara ayırıyoruz o ilçeleri. Sonrasında bu parçalara ayırdığımız alanlarla ilgili talep tahmin çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu bahsettiğimiz çalışma alanların birleştirilmesiyle yukarıya doğru giden bir yük talep tahmin çalışması oluyor. Aynı zamanda tepeden de indiğimiz, yani tümden gelin dediğimiz bir modelimiz de var. Bu da TEİAŞ'ın 10 yıllık yük talep projeksiyonları. Bunları da inceleyerek tümden gelim ve tüme varım yöntemleriyle bir karşılaştırma sağlıyoruz. Ve en sonunda farklılık olan noktalar tekrar incelenerek, gerekli revizyonlar yapılarak artık nihai modele ulaşmaya çalıştık bu projemizde. Burada da ondan bahsediyoruz. Sonrasında oluşturduğumuz gelişim bölgeleri üzerinden bazı Excel çalışmaları yapıyoruz. Yani yük talep tahminleri yapıyoruz. Bu Excel çalışmaları vasıtasıyla bölgelerin saturasyon yüklerine ne zaman ve nasıl ulaşacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Saturasyon yükü dediğimizde, o bölgenin yapılaşmasını tamamladığında, yani doyum noktasına ulaştığında ulaşmasını beklediğimiz yükler oluyor. Yani karşımıza 5 ve 10 yıl sonra çıkacak yükleri aslında tahmin ediyoruz bu çalışmalarda. Şu kısımda ilçe bazlı talep tahmin Excel'lerimiz hazırlanıyor. Sonrasında hazırladığımız bu Excel'lerden elde ettiğimiz saturasyon yüklerini MATLAB yazılımıyla bazı analizlere tabi tutuyoruz. Bu analizler sonucunda F-Air'leri dediğimiz bölgelerin doyuma ulaştıkları zamanı tahmin etmeye çalışıyoruz. Zaman ve yük. Burada da bazı iterasyonlar uygulanıyor. Yani deneme yanılmalarla program çalıştırıldıktan sonra tekrar geri dönüşlerle en doğru sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz F-Air'lerinden faydalanarak mevcut yüklerdeki dikey büyüme katsayıları ve yatay yük artışları eğrileri oluşturularak planlama çalışmalarında kullandığımız ana yazılıma bu verileri aktarıyoruz. Kullandığımız yazılımın adı Dixon Power Factory dediğimiz, Türkiye'de birçok dağıtım şirketinin ve dünya genelinde de birçok dağıtım şirketinin, hatta iletim seviyesinde de kullandığı bir yazılım, planlama yazılımı. Farklı analizler gerçekleştirilebilen bir yazılım. Talep tahmin çalışmalarımız sonrasında elde ettiğimiz yüklerden oluşturduğumuz bölgesel gelişimler, bölgesel alanlar yazılımda oluşturuluyor. Ve en son olarak ana modele geçmeden önce noktasal yükler dediğimiz yüklerin de yazılıma aktarılması sağlanıyor. Noktasal yük olarak kastımız bölgemizdeki kamu kuruluşlarının veya üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı projeler. Nedir? Üniversite, hastaneler, AVM'ler gibi, fabrikalar gibi ve organize sanayi bölgeleri de bu çalışmaya noktasal yükler kısmına dahil ediliyor. En son analiz yapılabilir bir model elde ediyoruz. Bu model üzerinden de artık 5 ve 10 yıllık master planlarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Analiz yapılabilir model dediğimiz şebekemizle ilgili yük akışlarını çalıştırabildiğimiz, gerilim düşümlerini, sıkıntılı noktaları tespit edebildiğimiz ve bunlar üzerinde çözüm önerilerini üretebildiğimiz model oluyor. Master planda temel olarak iki ayrı talep tahmin modeli kullanıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi tümden gelim ve tüme varım yöntemleri.
bölgemizde, daha doğrusu dağıtım şebekesinde karşılaşılan yük artışları aslında 3 ayrı noktada toplanıyor. Dikey artışlar, yatay genişlemeye dayalı artışlar ve özel yapılaşmaya dayalı noktasal talep artışları. Dikey artışları dediğimiz mevcuttaki abonelerimizin kullandığı elektriksel cihazların artmasından kaynaklı artışlar. Yatay genişlemeye dayalı artışlar da yapılaşmaların devam ettiği ancak küçük boşlukların kaldığı bölgelerimizdeki yük artışları, buralardaki yapılaşmanın tamamlanmasından kaynaklı yük artışları. Özel yapılaşmaya dayalı noktasal talep artışı dediğimizde biraz önce bahsettiğimiz İzmir için örnek vermek gerekirse Bayraklı bölgesindeki gökdelenler, fabrika, yine Bayraklı bölgesindeki şehir hastanesi, üniversite, organize sanayi bölgeleri ve AVM'ler gibi noktasal yüklerden bahsediyoruz burada da. Biraz önce bahsettiğimiz gelişim bölgelerini burada biraz açıklamak istedik. Biz yaptığımız master plan çalışmasında, alan bazlı master plan çalışmasında burada belirttiğimiz bölge yapılanmalarını kullandık. Bunlar nedir? Yerleşim alanı, genişleme alanı, sanayi alanları, turizm, tarım, orman, sit alanları, hava alanları, askeri alanlar, alışveriş merkezleri, AVM'ler, üniversite, hastane, spor kompleksleri, rekreasyon alanları, konut dışı tarım tesisleri ve devlet demir yollarına ait alanlar. Bunları modelimize ayrı ayrı işliyoruz. Burada örnek bir genişleme alanları ile ilgili yaptığımız örnek bir çalışmayı paylaşmak istedik. Yoğunluklu olarak Karşıyaka bölgesi. Burada Y ile kodlanmış olanlar yerleşim alanları, askeri alanlar, ormanlık alanlar gibi sanayi ile ilgili alanlarımız da var burada. Bu alanları tek tek öncelikle Google Earth üzerinde bu şekilde imar planlarından faydalanarak oluşturuyoruz. Sonrasında buralardaki biraz önce bahsettiğimiz yük kat sayımını tespit ederek sol tarafta gördüğünüz gibi MATLAB yazılımıyla eserleri elde ediyoruz. Bu eserlerindeki amacımız bölgenin doğum, büyüme ve doyum periyotlarını tahmin etmek. Doğum periyodu dediğimiz bölge henüz yapılaşmasının başlangıcında %10'luk yük yoğunluğuna kadar ki kısımdaki bölgeler için kullandığımız bir periyot tanımlaması. Büyüme periyodu da %10'dan başlayıp %90'a kadar, yani hızlı bir şekilde gelişmekte olan, yani yapılaşması hızlı bir şekilde ilerlemekte olan bölgelerimizi tanımlıyoruz büyüme periyodunda. Doyum periyodu da artık yapılaşması büyük ölçüde tamamlanmış, mevcut abonelerdeki elektriksel cihazların artmasından kaynaklı yük artışlarının olduğu ve ufak tefek yapılaşmaların olduğu alanlardan bahsediyoruz bu arada. Biraz önce göstermiş olduğumuz küçük gelişim alanlarını o üç periyotta inceliyoruz ayrı ayrı. Burada biraz önce size bahsetmiş olduğum egzellerle alakalı bir görsel koymak istedik. Bir ilçemize ilişkin talep tahmin egzelimiz bu. Sol tarafta gelişim bölgelerimizin kodları var. Yerleşim alanları, sanayi alanları, genişleme alanları gibi. İmar planlarından faydalanarak o bölgedeki, yani o gelişim alanının ne kadarı park, yol, kaldırım, ne kadarı sosyal yapı ve taks, kaks, yani taban alanı katsayıları, kat alanı katsayıları ve kat yüksekliklerinden faydalanarak bölgenin mesken için kalan yüzdelik dilimini de tespit ettikten sonra bölgede bizim karşımıza yaklaşık olarak kaç adet mesken çıkacağını tahmin etmeye çalışıyoruz burada. Bölgenin %65'i meskene ayrıldığı için ortalama bir daire alanında 150 metrekare olacağı yaklaşımıyla 6344 adet bu bölgede tamamlandığına, yani doyum periyoduna ulaştığında bu bölgede 6344 adet meskenin olacağı tahmin ediliyor. Ve saturasyon, yani saturasyon eş zamanlık puan değerimiz, yani doyuma ulaştığında bu bölgenin eş zamanlık puan değeri olarak da literatürde de belirtilen yükler alınarak bölgenin toplam yükü hesaplanıyor. Bunun üzerine sosyal alanlarda dahil edilerek bölgenin planlamaya esas yükü hesaplanmış oluyor. Tüm bu çalışmalardan sonra Dixon Power Factor üzerinde analiz yapabileceğimiz bir modelimiz oluşmuş oluyor. Bu İzmir'in Dixon Power Factor üzerindeki model çalışması. Yük akış analizinin çalışmış hali. Burada yeşille gördüğümüz alanlar herhangi bir gerilim düşüm probleminin olmadığı, daha doğrusu sorun yaşanmayan bölgelerimiz.
maviyle gördüğümüz, koyu maviyle gördüğümüz alanlar ciddi gerilim düşümlerinin olduğu noktalar. Ve açık maviler de biraz daha açığa doğru giden şu kısımlarda gerilim düşüm problemlerinin yaşandığı ama çok ciddi seviyelere henüz ulaşmadığı bölgelerimiz. Sayın Türpen, son 3 dakika. Tamam. Bu yazılımımızın arayüzü. Sol tarafta planladığımız projeleri yıllara sarıyor olarak görebiliyorsunuz. Burada da master plan çalışmalarında kullandığımız teknik kriterleri göstermek istedik. Yıllık teknik kayıtlar, ENS dediğimiz satılamayan enerji, sayılı, sayısı, gerilim düşümü, gelişim bölgesinde bulunma kriterleri, işletme kolaylığı ve ekonomik ömür gibi kriterlerimiz var. 2016-26 döneminde İzmir ve Manisa illerimizde toplamda 450 adet master plan, yani orta gerilim projemiz var planladığımız. Bunları 2018'den itibaren gerçekleştirmeye başladık. Biraz önce Saadettin Bey'in belirttiği gibi Piyale bölgesindeki çalışmalarımız 2018 yılında başladı, dönüşüm çalışmalarımız. Burada bazı master plan çalışmamızdan örnekler vermek istedik. Burası Gördes, Manisa ilimiz. Normalde Akhisar ve Demirci'den besleniyor. Kendine ait bir TİH tarafı merkezi yok. Modelde çalıştırdığımızda da gördüğünüz üzere koyu mavi bir bölge, yani sıkıntılı bir bölge, dağıtımdan çözüm üretemediğiniz bir bölge. Burayla ilgili TİH'den trafo merkezi önerisinde bulunmuştuk. Onlar tarafından da kabul gördü. Modelde yine trafo merkezini modellediğimizde gördüğünüz üzere bölge yeşile dönüyor. Yani bölgedeki gerilim düşüm problemleri bitiyor. Şu an programda olan bir yatırım, TİH bu yatırım yaptığında bölgedeki sıkıntılarımız çözülecek. Aynı şekilde İzmir'de de Kiraz bölgesinde böyle bir sıkıntımız var. En yakın trafo ödemişte, trafo merkezi. Çözüm üretemediğimiz bir bölgeydi. Burayla ilgili de bir trafo merkezi önerisinde bulunduk. Sol taraf proje öncesi, sağ tarafta TM'yi koyduktan sonraki düzelmeleri görebiliyorsunuz. Buradaki sıkıntıları da yine TİH trafo merkezi sayesinde çözebiliyoruz. Ve son olarak Sarıgöl'deki problemimiz de benzer bir tavırdan. Normalde Alaşehir'den besleniyor, 20 km bir uzaklığımız var. Gördüğünüz üzere gerilim düşüm problemleri var. Burada dağıtım seviyesinden iki ayrı proje planladık. Ancak çözüm üretemedik. Onu da burada göstermek istedik. Birinci projemiz Alaşehir TM'den Sarıgöl DM'ye. Burada gördüğünüz üzere çiftlere bir 470 dağıt getirdik. Ancak mavilikler hala devam ediyor görüyorsunuz. Sonrasında Ulu Derbent DM ve Dindarlı Köke yine Alaşehir TM'den hatlar çektik. Yine gerilim düşüm problemlerinin engellenmediğini gördük. Son olarak bölgeye yeni bir trafo merkezi kurulduğunda bölgenin tamamen gerilim düşüm problemlerinden kurtulduğu sonucuna vardığımız için burayla ilgili de TİH'den bir trafo merkezi talebinde bulunduk. Burası İzmir metropol alan dediğimiz, biraz önce de bahsedilen Piyale bölgesi aslında. Turuncuyla görülenler 10.5 gerilim seviyesindeki merkezlerimiz, yeşiller 34.5 gerilim seviyesindeki merkezlerimiz. 2016-26 döneminde burada gördüğünüz kırmızı ve turuncuyla görülen bütün kabinlerin gerilim dönüşümünü sağlayacağız. 34.5 seviyesine gerilim dönüşümünü sağlayacağız. Çünkü artık metropolde yeni fidel çıkışları alabileceğimiz merkezlerimiz de kalmadı. Yeni yükleri de karşılamakta çok zorluk çekiyoruz. Bunun da en büyük sebebi trafo yeri bulamamamız. Bu konuda hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık 2018 yılında. Çalışmalarımız tamamlandığında, mevcut durumumuz bu şekilde tamamlandığında yeşil kabinlerimizin sayısının arttığını görüyorsunuz. Yani 34.5 gerilim seviyesindeki kabinlerimizin sayısı artacak ve bölgedeki yeni gelen enerji taleplerini karşılayabilmekteki kabiliyetimiz de artmış olacak. Burada da Karşıyaka bölgesindeki bir gerilim dönüşümü çalışmamızın örneğini göstermek istedik. Yazılımdan bir görüntümüz burada. Yine Piyale TM'yi kullanarak bir çalışma yaptık. Yine Kemalpaşa bölgemizdeki ciddi gerilim düşümleri sıkıntısı yaşadığımız bir bölge. 3 etap halinde gerilim dönüşümünü yapıyoruz. Bu da turizm bölgemiz Çeşme. Burada da Çeşme Alaçatı planı adı altında. Çiftlik 34.5 kilovolt ring planımız burada. Bu çalışma sonucunda da bölgedeki 15-8 kilovoltluk gerilim seviyesinin gelişimini engelleyip yeni gelen talepleri 34.5'tan karşılayarak bölgedeki ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz burada da. Son olarak kullandığımız yazılımın diğer teknolojik sistemlerle sağladığı alışverişi göstermek istiyoruz. Entegrasyonları göstermek istiyoruz.
Master plan yazılımı, otomatik sayaç okuma sistemi dediğimiz OSOS, coğrafi bilgi sistemleri, SCADA DMS ve kurumsal varlık yönetimiyle entegre halinde. Bu canlı bir entegrasyon değil, veri alışverişi sağlayabilir bir yapı bu. Sadece kurumsal varlık yönetimiyle çift yönlü bir entegrasyonumuz olacak, yani veri alışverişimiz olacak. Planladığımız 10 yıllık süreçteki planlarımızı kurumsal varlık yönetimine aktaracağız. Burada da bazı bakım planlarımız hazırlanıyor. En azından yatırım planlanan bölgelerde bakım planları ertelenecek veya bakımlarla çözülebilecek bölgelerde de yatırımlarımızı biz ertelemeyi düşüneceğiz. Daha öncelikli yatırımlarımızı ön plana çekmek istiyoruz. Bu CBS modelinin, CBS yazılımımızla Dixon Power Factor'ın entegrasyonunun bir kısa açıklaması. Yazılımımızın temelini CBS oluşturduğu için öncelikle şebeke modelimizi CBS'den alıyoruz. CBS'den aldığımız modelle bazı analizler gerçekleştirmeye çalışıyoruz, yük akış analizleri. Çalıştırdığımızda hata olursa bu hatanın önem seviyesine bakıyoruz. Düşükse analizlerimize devam edip veya manuel düzeltmeler yapıp sonrasında CBS'ye raporlama yapıyoruz. Hatalar büyük oranda karşımıza çıkıyorsa da doğrudan raporlamamızı CBS'ye yapıp tekrar baştan bu süreci çalıştırıyoruz. Bu şekilde en doğru modeli elde ediyoruz. Son olarak SCADA DMS dediğimiz SCADA sistemimizle veri alışverişimizi gösteren bir tablomuz var. SCADA sistemimizden 8760 saatlik fidar başı yüklenme verilerini alıyoruz. Bu yüklenme verileri üzerinde bazı çalışmalar yaparak arıza durumundaki yüklerin ayıklanmasını sağladıktan sonra normal işletme durumundaki yükleri tespit ederek modelimize aktarıyoruz. Ve aktardığımız modele aktardığımız bu yüklenmeler üzerinde de artık yük talep tahminlerimizi gerçekleştirerek şebekemizle ilgili sıkıntılı noktalarda çözüm önerileri üretiyoruz. Biraz hızlı geçmek zorunda kaldık. Benim anlatışlarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Ülfer Türkmen Bey. Zaman açısından üçüncü konuşmamıza geçmek mecburiyetindeyiz konuşmacıya. Paris İklim Sözleşmeleri ve Karbon Piyasaları konusunu Sayın Evren Türkmenoğlu Bey sunacak. Küresel ısınma ve mevsim değişikliği artık hayatımızın kaçınılmaz bir parçası. Paris İklim Sözleşmesi'nden imzasını çeken ABD, Kasım ayında bir haftadır en güzel kenti Kaliforniya'daki yangını hala müdahale edemedi. Fosil yakıtlarda üretilen termik kaynaklarda üretilen her bir birim enerjinin karşılığında 2 ila 7,5 kat ısı enerjisi atmosfere salınıyor. Bu konu sonuçları nasıl olacak? Buyurun Sayın Evren Bey. Teşekkür ederim. Önce kendimi tanıtayım. Adım Evren Türkmenoğlu. Ben 2007 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda çalışmaya başladım. 11 yıl geçti. Ve sadece iklim değişikliği konusunda çalıştım bakanlıkta. Bakanlıkta iklimle ilgili her konuda görev aldım. İşte bu ulusal işte bildirimlerin, envanterlerin hazırlanmasından tutun da bu slaytlardan anlatacağım bazı ulusal mevzuatlarımız var. Onların hazırlanması ve uygulanması konusunda görev aldım. Şubat ayında bakanlıktan izin aldım geçici bir süre. Birleşmiş Milletler adında şimdi burada yaptığımız çalışmalar hakkında uluslararası danışmanlık yapmaya çalışıyorum diyeyim. Bugün aslında sunumu biraz ileri geri anlatacağım. Ve hani daha çok çevre sektörü gözünden bu sunumu gerçekleştirmeye çalışacağım. Bir de kısa bir detay vermek istiyorum. Ben burada bakanlığı temsilen bulunmuyorum. Burada söylediğim her şey kendi şahsi görüşlerimdir. Lütfen bunlar hani bakanlığın resmi bir açıklaması gibi düşünmeyin. Birkaç slide yerden başlayacağım. Şimdi ben herhangi bir konuyu anlatmaya başlamadan önce sera gazları, iklim değişikliği veya Türkiye'nin politikalarıyla alakalı olarak Avrupa Birliği'nin bir strateji belgesi var. 2050 İklim Değişikliği ve Küresel Rekabet Stratejisi adını verdikleri bir strateji. Orada bu belge içerisinde yer alan bir grafiği göstererek başlıyorum. Şimdi bu grafiğin sol tarafında Avrupa Birliği'nin 1990 yılındaki toplam sera gazı emisyon miktarını görüyorsunuz. Bunu fosil yakıt kullanım miktarı ile de hani belli oranda ölçeklendirebilirsiniz. 100 birim kullanımları var ya da 100 birim emisyonları var.
Ve bu strateji diyor ki, biz 2050 yılına geldiğimiz zaman Avrupa Birliği olarak bu 100 birim emisyonumuzu veya 100 birim fosil yakıt kullanımımızı 20'ye düşüreceğiz. Yani %80 bir azaltım yapacağız. Bunun detayları hakkında konuşacağız ama bunun asıl sebeplerinden bir tanesi de küresel rekabet edilebilirlik olarak açıklıyorlar. Yani biz eğer doğal kaynak kullanımını bu ölçüde azaltmazsak küresel rekabet edebilirlik gücümüzü kaybedeceğiz. Ve bu yüzden hani ticari olarak da bize bir getirisi olduğu için bu dönüşüm yapmak zorundayız diyorlar. Şimdi bu dönüşüm stratejisi birkaç tane temele oturuyor. Bunlardan bir tanesi elektrik üretim sisteminin tamamen fosil yakıtlardan arındırılması. Gördüğünüz gibi bu en üstteki açık mavi olarak gördüğünüz sektör enerji üretim sektörü. Yani diyor ki Avrupa Birliği enerji üretim sektörünün işte belli bir miktar payı var 1990'da ve 2050'ye geldiğimiz zaman bu sıfıra düşecek. Yani elektrik üretiminde kesinlikle fosil yakıt kullanmayacağız diyorlar. Ve bununla ilgili çok ciddi yatırım miktarlarından, trilyon eurolardan falan bahsediliyor bu strateji belgesi içerisinde. Ama en paragrafın sonunda şu söyleniyor. Biz bu kadar büyük yatırımlar yapıyor olmamıza rağmen, bu kadar büyük para harcıyor olmamıza rağmen, 2050 yılına geldiğimiz zaman fosil yakıt kullanmadığımız için yılda 250 milyar euro mertebesinde kar ediyor olacağız diyorlar. Avrupa Birliği olarak. Birinci tabelleri bu. Elektrik üretim sisteminin tamamen fosil yakıtlardan arındırılması. İkinci adımı bu dönüşümün fosil yakıt kullanan diğer bütün sektörleri elektrik enerjisine çevirmek. Bunun örneklerini aslında duyuyoruz hepimiz işte Norveç'te, Almanya'da, İtalya'da yavaş yavaş konvansiyonel motorlu araçların satışlarına ilişkin yasaklar geliyor. Bütün araçların hibrit veya elektrikli olmasına yönelik kanunlar çıkartıyorlar. İşte bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bu. Bunun dışında mesela binalarla ilgili yapılan hukuki düzenlemelerde, mevzuat düzenlemelerinde şöyle kurallar getiriliyor. 2020 yılından sonra Avrupa Birliği içerisinde inşa edilecek binalarda fosil yakıt altyapısı yer alması yasak. Yani hiçbir şekilde evinize doğal gaz hattı gelmeyecek demek oluyor. Bu da enerji ihtiyacınızı, işte ısınma, soğutma, yemek pişirme gibi ihtiyaçlarınızı elektrikli cihazlar ile karşılayacaksınız demek oluyor Avrupa Birliği vatandaşları için. Böyle büyük bir dönüşüm yapıyorlar. Bu büyük dönüşümü yapabilmek için özel sektör ve kamu farklı açılardan bu devrimi gerçekleştiriyor diyebiliriz. Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi Avrupa Birliği açısından şuydu. Yatırımcıların davranışlarını nasıl değiştireceğiz? Yani bir yatırımcıyı fosil yakıt kullanan bir teknolojiye yatırım yapmaktan vazgeçirip temiz enerji üreten bir teknolojiye yatırım yapmaya nasıl ikna edebiliriz? Bunun için bir çok basit bir politika uyguluyorlar şu anda. Buna da karbon fiyatlandırması diyoruz. Karbon fiyatlandırması ne demek? Bir tesis eğer fosil yakıt kullanıyor ve bacasından bu fosil yakıt kaynaklı bir emisyon çıkıyorsa her emisyon yaptığı bir ton karbondioksit gazı için belli bir bedel ödemek zorundasın diyorlar. İşte bu tip mali enstrümanlar kullanarak yatırımcıların ucuz olmasına rağmen fosil yakıt teknolojileri kullanmasını engellemeye çalışıyorlar. Ve burada tabii çok fazla tartışmalar var işte karbondioksit fiyatı ne olmalıdır, biz bunu nasıl uygulayacağız gibi. Ama sonuçta yapmış oldukları çalışmaların bir sonuca doğru gittiğini biz görebiliyoruz. Emisyon trendlerinden. Türkiye hem avantajlı hem dezavantajlı bir durumda tabii Avrupa Birliği'nin bir komşusu olarak. Avantajlı konumumuz şu, yanı başımızda böyle bir nasıl söyleyeyim, sanayi devriminin gerçekleştirdiği bir bölge var. Ve biz de Avrupa Birliği ile hala müzakere sürecinde olan bir ülkeyiz. Yani bizim üzerimizde çevre sektörde dahil olmak üzere bir etkileri var ve bu politikalarından biz de pozitif olarak etkileniyoruz diye düşünüyorum. Bu karbon fiyatlandırma ile ilgili konuşacağım bu slaytlar içerisinde. Buradaki Türkiye'de uygulanan politikaların çok büyük bir kısmı doğrudan Avrupa Birliği'nin etkisi ile gerçekleşmiş. Tabii burada Çevre Bakanlığı da dahil birçok kamu kuruluşunda olağanüstü bir şey yapıldı, çaba gösterildi. Hani onları tabii ki burada anmadan edemeyeceğim ama en büyük etkilerden bir tanesi Avrupa Birliği olmuştur.
İkincisi, bir risk altındayız. Niye risk altındayız? Böyle büyük bir teknoloji dönüşümü olurken buradan çıkacak olan atıl teknolojilerin Türkiye'ye atılma riski var. Eğer bununla ilgili bir önlem almazsa Türkiye. İşte biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Den başladık ve Türkiye'de bazı politikalar uygulamaya karar verdik diyebiliriz. Şimdi Paris Anlaşması hakkında da birkaç kelime söylemek istiyorum. Uluslararası iklim değişikliği rejimi böyle çok tıkırında işleyen bir sistem değil. Burada tabii çok politik tartışmalar oluyor. Çok farklı görüşler var, çok farklı talepler var, çok farklı çıkarlar var diyeyim. Ama genel olarak iklim değişikliği rejiminin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir yola doğru ilerlediğini görüyoruz dünya genelinde. İşte arada bir politik problemler çıkabiliyor, en son işte Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilmesini kararını alması gibi, ama bunlar hani genel olarak çok orta vadede büyük etkileri olan adımlar olduğunu düşünmüyorum ben. Uzun süre bu müzakere süreçlerinde yer almış bir kişi olarak. Türkiye bu uluslararası rejimde kendi yolunu bulmaya çalışan bir ülke açıkçası. Burada tabii çok detaylara girmek mümkün değil ama Türkiye hani kendi yağında kavrulmaya çalışıyor diyebiliriz. Belli oranlarda çok göz önünde olan bir ülke. Çünkü gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında bir pozisyonu var. Ve açıkçası gelişmiş ülkeler Türkiye'yi şu gözle de görüyorlar. Yani Türkiye'nin yaptığı çalışmalar diğer gelişmekte olan ülkelere de bir yol gösterecek şekilde olmalıdır diye. Ve açıkçası bunun da örneklerini görüyoruz. Yani Türkiye'nin yaptığı çalışmaları biz de yapmak istiyoruz diye bize yanaşan çok ülke oldu. İşte özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden. Ve şu anda Türkiye çeşitli kalanlarla bunlara da kendi uygulamış olduğu politikaları öğretmeye çalışıyor. Paris Anlaşması kapsamında bizim bir uluslararası deklarasyonumuz vardı. Bu deklarasyon diyordu ki Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Türkiye sera gazı emisyonlarını sürekli olarak arttıran bir ülke. Bu artmasının sebebi nüfus ve teknoloji zenginlik açısından sürekli gelişiyor olması. Yalnız biz Türkiye olarak şunu yapabiliriz. Bu artışı belli oranlarda sınırlayabiliriz. Yani artmaya devam edecek ama normalde işte bu mavi çizgi mertebesinde olacak emisyon miktarlarını yeşil çizgi mertebesine aşağı doğru çekmeye çalışabiliriz diyoruz. Şimdi sera gazlarıyla alakalı olarak Türkiye'de ciddi bir uygulama var aslında. Bilmiyorum hani kaç kişi bundan haberdar ama Türkiye'nin bir yılda toplam atmosfere verdiği emisyon en son yılın istatistiklerine göre yaklaşık 500 milyon ton karbondioksit eşdeğer civarında. Yani 500 milyon birim emisyon veriyoruz diyebiliriz. Bu 500 milyon emisyonun 250 milyon ton civarı işte elektrik üretimi ve sanayi sektörü kaynaklı. Biz bir mevzuat grubu çıkarttık. Bu mevzuat bu tesislerden kaynaklı, bu 250 milyon ton emisyonu yapan tesislerin her sene düzenli olarak yapmış oldukları sera gazı emisyonlarını Çevre Şehircilik Bakanlığı'na raporlamaları sistemini kuruyor. Yani bu Türkiye'nin toplam emisyonunun yarısını oluşturan tesisler her sene kendi tesislerinden çıkan toplam sera gazı emisyon miktarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı raporluyor. Bu raporlama bir beyan değil. Çünkü tesis bu raporu hazırladıktan sonra TÜRKAK tarafından akredite edilmiş üçüncü taraf bir doğrulama sürecine, kuruluşlar tarafından yürütülen bir doğrulama sürecine tabi tutuyorlar. Yani bir nevi mali müşavirlik sistemi gibi düşünebilirsiniz. Hazırlamış olan rapor üçüncü taraf bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanıyor, hatalar gideriliyor ve bakanlığa bu şekilde gönderiliyor ve biz bu raporları güvenilir kabul ediyoruz. Elimizde böyle bir envanter var ve elimizdeki, yani Çevre Bakanlığı'nın elindeki envanter çok detaylı bir envanter. Yani herhangi bir elektrik üretim tesisi ile ilgili bir rapor açtığınız zaman seri numaralarına kadar bütün sayaçları, kaç tane jeneratör olduğunu, kaç tane kazan olduğunu, hangi yakıtları ne kadar miktarda kullandığını ve toplam emisyonun ne olduğunu, bunlar tabii örnekler, çok net bir şekilde o raporlarda görebiliyoruz. Peki, bu envanter oluşturuluyor. 2015 yılından itibaren bu raporlar bakanlığa geliyor. Peki bakanlık bu konuda ne yapacak? Yani bu verileri topladıktan sonra ne gibi bir politika uygulamak gibi bir niyeti var? Tabii bu çok
politik bir konu. Yani bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın noktasında olan bir şey değil artık. Sera gaz emisyonlarının üzerine veya sanayi sektörünün üzerine bir ekonomik enstrüman uygulama kararı daha üst düzeyden alınması gereken bir karar ama bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar bunun altyapısını hazırlıyor. Yani hazırız diyor bakanlık. Eğer siyasi olarak böyle bir uygulama yapılmaya karar verilirse ben bütün altyapımı kurdum. Bununla ilgili teknik çalışmalarla devam ediyoruz. Teknik çalışmalar farklı projeler kaynaklı oluyor. Bunlardan bir tanesi de Dünya Bankası ile beraber yürüttüğümüz bir karbon pazarına hazırlık projesi. Burada özellikle hazırlamış olan bir raporun ismini yazdım. Türkiye'de piyasa temelli emisyon azaltım politika seçeneklerinin değerlendirilmesi diye bir çalışma raporu hazırlandı. Google'dan aradığınız zaman ilgili sayfaya hemen ulaşabilirsiniz. Bu raporu okumanızı tavsiye ederim. Türkiye'de sera gaz emisyonlarının azaltılması amacıyla hangi ekonomik enstrümanlar uygulanabilir, karbon fiyatlandırma enstrümanları olarak buna ilişkin bir değerlendirme çalışması yapıldı. Burada çok detaya girmeyeceğim ama uygulanabilecek enstrümanları biz üç grupta toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi eğer kirletirsen bunun cezasını ödersin. Yani bacağından bir gaz çıkıyorsa buna karşılık bir bedel ödemek zorundasın. Bu çevre kanunda da kirleten öder diye bir prensip var zaten. Bununla uyuşan bir yaklaşım. İkincisi, çevreyi korumak üzere bir önlem alırsan seni ödüllendiririm. Bu ikinci bir yaklaşım. Üçüncüsü ise sen yükümlülüğünü yerine getiremiyorsan başka bir tarafa bir para öde ve senin adına bu çevreyi koruma veya emisyonları azaltma görevini o gerçekleştirsin. Bununla işte karbon vergileri, ondan sonra yenilenebilir enerji sertifika ticaret sistemleri, işte sonuç odaklı finansman, kapsamlı kredilendirme mekanizmaları gibi birçok farklı enstrüman değerlendirildi bu raporda. Dediğim gibi yönetici özeti gayet güzel bir şekilde bunları açıklıyor. Eğer bu konuda merak ettiğiniz detaylı bir çalışma görmek isterseniz bu raporu inceleyebilirsiniz. Bu enerji ile ilgili bir konferans olduğu için enerji sektörüne ilişkin çıkan sonuçlardan bir tanesi üzerinde durmak istiyorum. Bu çalışma raporun hazırlanması sırasında hem kamu hem özel sektör kuruluşları bir araya getirildi ve bunlarla ilgili tartışmalar gerçekleştirildi. Ve enerji sektörü ile ilgili çıkan sonuçlardan bir tanesi elektrik üreticilerinin üzerine bir karbon vergisi konulması Türkiye için en uygun seçenek olarak görünüyordu. Yani bu şu demek. Elektrik üreten ve fosil yakıt kullanan bir santralin emisyonunu yapmış olduğu fosil yakıt kaynaklı her bir ton sera gazı emisyonu için devlete bir bedel ödemesi gibi bir sonuç bu rapor içerisinde yer aldı. Bunlar tabii teknik çalışma raporları, yani bunları lütfen politika belgesi olarak düşünmeyin ama hem kamu hem özel sektörün ortak görüşlerinin burada ne olduğunu görebilirsiniz. Yenilenebilir enerjinin desteklenmesi açısından bir yenilenebilir enerji sertifika ticaret sistemi üzerinde duruldu. Yani bu şu demek. Bir fosil yakıt santraline her sene belli bir miktar yenilenebilir enerji sertifikası alma yükümlülüğü getiriliyor. Ve yenilenebilir enerji sertifikası üreten santrallerden bu sertifikalar bu santraller tarafından satın alınıyor. Böylece hem kirleten santrallere bir bedel ödetmiş oluyorsunuz hem de yenilenebilir enerji üretimini bu şekilde desteklemiş oluyorsunuz. Bunun dışında binalar için bir verimlilik ticari sistemin üzerinde duruldu. Hani doğrudan bizim konumuz olmadığı için çok üstüne durmak istemiyorum ama sanayi sektöründe uygulanan kapsamlı bir kredilendirme mekanizması veya ulaştırma sektöründe uygulanan sonuç odaklı finansman gibi çeşitli ekonomik enstrümanlar üzerinde bir uzlaşıya varıldığı gibi görünüyor. Vaktim ne durumda? Son 3 dakika. Tamam, o zaman burada bitireyim. Eğer sorularınız varsa onları cevaplamaktan memnun olurum. Çok iyi. Arkadaşlar soru alacağız. Buyurun. Sunumunuz için çok teşekkür ederim. Benim için oldukça aydınlatıcıydı ve şaşırtıcıydı. Ben çünkü Çevre Bakanlığı'nda iklim değişikliğiyle ilgili bir birimin olacağını veya çalışmalar yapılabileceğini düşünemiyordum ama sevindim olduğuna.
Biraz önce aktardığınız konularla ilgili şu andaki slayttaki görüntüyle ilgili bir şey aklıma takıldı. Elektrik üretimi sektörüne uygulanan karbon vergisi demişsiniz. Şimdi biyogazla da elektrik üretebiliyorsunuz. Birçok şekilde yani yenilenebilir enerjiyle de elektrik üretebiliyorsunuz. Bu durumda da karbon vergisi alınacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de siz zaten demiştiniz kişisel bu anlatacağım kişisel düşüncelerim. Çevre Bakanlığı'nın çalışma yaptığını söylediniz. Bu çok sevindirici, şaşırtıcı olduğu kadarıyla. Peki bu çalışmalar uygulanabiliyor mu? Benim en çok merak ettiğim o. Yani bizde çok kanun vesaire falan var ama hiçbiri uygulanamıyor veya denetlenemiyor. Belki bu sorun muhatabı şu anda siz değilsiniz. Bildiğiniz kadarıyla yanıtlayabilirseniz teşekkür ederim. İlk sorunuzdan başlayayım. Şimdi biz karışık yakıt kullanan tesisler var. Sadece biyo yakıt kullanan tesisler var. Sadece biyo yakıt kullanan tesisleri biz bu sektörün dışında bırakıyoruz. Yani siz bizim muhatabımız değilsiniz. Siz bu mevzuattan muafsınız diyoruz zaten. Karışık yakıt kullanan, yani hem fosil hem yenilebilir ya da biyokütle yakan tesislerde ise fosil karbonla biyojenik karbonu birbirinden ayırıyoruz biz. Ve sadece fosil karbon emisyonlarını bize raporluyorlar. O yüzden sizin söylemiş olduğunuz gibi ister karışık yakıt kullanan bir tesis olsun, ister sadece biyo yakıt kullanan bir tesis olsun, biyo yakıt kaynaklı emisyonlar için herhangi bir bedel ödenmiyor. Bunun ayrımını yapıyoruz. Ben kendi çalıştığım ve bildiğim konu hakkında yorum yapabilirim. Sistem %95 performansla çalışıyor diyebiliriz. Bu konudaki denetlemeler de oldukça etkin. Cezalar da kesiliyor. Raporlama yapmayanlara. Evet, sizinki bayağı şaşırtıcı oldu ama gerçekten oluyor bunlar yani. Emisyon izleme kapsamında jeotermal santrallar dahil yok. Mi? Yok. Ben kısa bir bilgi vereyim. Bizim jeotermal rezervuarlar karbondioksit açısından çok zengin. 1,5-2 ton her bin metre küpte karbondioksit atmosfere salınıyor. Günlük 1300-1500 ton akışkan kullanılıyor. Saatlik akışkan kullanılıyor. Çok ciddi bir karbondioksit emisyonumuz var. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Başka bir soru daha var sanırım. Vaktiniz vardı değil mi? Burada Avrupa'da bir de şöyle örnekler var. Almanya'da mesela %80'e varan kooperatiflerle enerji sağlıyor. Tam bağımsızlar yani. Buna tabii belediyeler sivil yani belediyeler ön ayak oluyor. Benim tek başıma bir çatıma koyacağım güneş enerji panelinin fiyatıyla bütün bir Karşıyaka ilçesinin binlerce insana verilen fiyat güneş enerji paneli farklı oluyor. Talepler toplanıyor. Bu şekilde fiyat alınarak güneş panellerinden bütün, yani çok büyük alanlar, çatılar güneş panelleriyle toplu ve enerjisinin önemli bir kısmını böyle kooperatiflerden karşılayıp herhangi bir şirketten ve bizim Rusya'ya bağımlı olduğumuz gibi doğalgazla bağımlı olmuyor. Bu konuda enerji kooperatiflerinin önünde bir engel vardı. Burada da o şirketten bir görevli var. Özelleştirildiğine ötürü dağıtım hattı, elektrik dağıtım hattı. Çok büyük bir para istiyorlar. Bunun önüne geçildi mi, kanun değişti mi? Onu sormak istiyorum. Bir de benim konum olmadığı için gerçekten sorunuzu bilmiyorum. Diğer sunumlarımız var. Çok sayıda çatı elektrik uygulamaları ve elektrik kooperatifçiliği hakkında 3-4 tane panelimiz var. O konu orada sorulursa iyi konuda olur. Teşekkür ederim. Konuda bakanlığın çalışması. Gerçekten bilmiyorum. Yani benim konum olmadığı için kusura bakmayın. Bir de bizim mesela termik santrallerle ilgili ciddi burada yatırımlar hala devam ediyor. İzmir Hava Kirliliği'nin çok büyük alada sebebi oluyor. Ve bizim İzmirlilerin kullanmadığı bir enerji bu. Genelde orada Alk Ocakları'nda gemi söküm hurda sanayi için kullanılıyor. En gibi kalmış dünyada 3 tane ülke var. Bir tanesi de biziz. Bu tek bu yatırımlar için bu termik santrallerin enerjisi kullanılıyor. Bu konuyla ilgili bakanlığımızın herhangi bir ve Almanya'dan aldığımız kömürler çalışıyor bu. Çünkü bizim kendi yerli kömürümüz
yeterli verimi olmadığından ötürü. Yani bunları vergi yüküyle bunları kapatabilecek miyiz? Çünkü biz kanser olmak istemiyoruz. Teşekkür ederim. Yani burada tabii bu bahsetmiş olduğum çalışmaların hiçbir testlerin kapatılması amacıyla yapılmıyor. Yani bunlar bir dönüşümü tetiklemek açısından aslında başlatılan çalışmalar. Burada çok farklı dengeler var. İşte enerji güvenliği, enerji arzı, çevre, bunların her birini belli oranda bir sepetin içerisine koyarak politikalar üretmesi gerekiyor devletin. Dediğim gibi bu gene benim konum değil. Yani ben sadece çevre konusundan bu o gözle bakabiliyorum bu sisteme ama diğer bakanlıklardaki arkadaşlarla çalışmalarımız sırasında yani Maliye Bakanlığı'na gidiyorsunuz mesela. Maliye Bakanlığı'ndaki arkadaşlar vergiyi duyunca seviniyorlar. Çünkü diyor ki benim amacım diyor kasayı doldurmak diyor. Enerji Bakanlığı'na gidiyorsunuz. Enerji Bakanlığı bunu duyunca şaşırıyor. Diyor ki benim amacım diyor elektrik üretmek diyor. Yani o talebi karşılamak diyor. Herkesin burada farklı bir şeyi var. Bakış açısı var. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlar teknik seviyelerde verilebilecek kararlar değil. Bunlar politik seviyelerde verilebilecek kararlar. Biz sadece kendi üstümüze düşen, kendi ülkemize yararlı olabileceğini düşündüğümüz konular varsa bunları kendi ulaşabileceğimiz seviyelerde yapmaya çalışıyoruz. Sayın Evren Türkmenoğlu'na teşekkür ederim. Arkadaşlar son sunumumuz İzmir'de sürdürülebilir dengeli kalkınma için projelere katkı sağlayan bir kamu kuruluşu olan İzmir Kalkınma Ajansı'ndan Sayın Murat Çelik arkadaşımız İzmir'deki çalışmaları hakkında bilgi verecek. Buyurun Murat Bey. Değerli konuklar, ben de şahsım ve kurum adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Ayrıca organizasyona da bizi bu etkinliğe davet ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bu oturumda süremiz doldu. Ama ben hızlıca sizi sıkmadan birkaç cümleyle bizim vizyonumuzu aktarmak istiyorum. Çok teknik konular konuşuldu. Biraz böyle ben insani bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bu aylar etkinlik ayları. Biz de geçtiğimiz günlerde yine yenilenebilir enerjiyle ilgili bir etkinlik düzenledik Solar Vizyon adı altında. Orada da benim bir sunumum vardı. Sunumdan sonra oda yönetim kurulu başkan yardımcımız Avni Bey, çok sevdiğim bir insandır. Bazen Karşıyaka Vapuru'nda da karşılaşıyoruz kendisiyle. Güzel sohbetler ediyoruz. Kendisi burada değil herhalde şu anda. Sunumdan sonra bana gelip dedi ki bizim etkinlikte de mi aynı sunum yapacaksınız dedi. Ben dedim ki biraz tabii ki değiştirmeye çalışırım. Biraz içeri sayılar koy dedi. Sayılar koy, rakamlar koy dedi. Ben dedim ki neden dedim. Biz mühendisiz dedi. Yani biz rakamlardan anlarız dedi. Bilmiyorum sunumu beğenmedi herhalde. Bilmiyorum ona da söz hakkı doğurmuş oldum ama. Ben dedim ki ama biz, ben de mühendisim. Bizim vizyona ihtiyacımız var, stratejiye ihtiyacımız var. Böyle karşılıklı şaka yolu bir konuştuk. Ben o açıdan bugün böyle kapsamlı bir sayılarla bir şeyler yazayım dedim ama diğer konuşmacılarımız da özellikle ilk konuşmacımız İzmir'le ilgili çok güzel rakamları verdi. Bir de şöyle bir şey oluyor açıkçası. Bu tip etkinliklerde artık özellikle yeni nesil diyor ki işte bana internette olanı bir daha anlatma. Var mı bilmiyorum. Öğrenci olan var mı aramızda? Öğrenciler. Evet. Az keşke daha fazla öğrenci katılsa. Öğrencilerin de böyle bir talebi oluyor. O yüzden ben çok kısa şöyle bahsedeceğim. Biz İzmir Kalkınma Ajansı olarak sizler de biliyorsunuz İzmir'in sürdürülebilir kalkınmasını çalışan bir kurumuz. Bu sürdürülebilir kalkınmada da 3 temel eksen var. Ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve çevre. Yani ekonomik kalkınmanın yanında çevreye duyarlılığı, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünyayı bırakmayı çok önemseyen bir kavram, sürdürülebilir kalkınma kavramı. Biz bu anlamda şehirde, İzmir'de tüm paydaşlarımızla beraber farklı stratejiler belirliyoruz. Bu stratejilerin tabii ki bir kısmı da bu sürdürülebilir kalkınma yönelik çalışmamız sebebiyle çevre ile ve bugünkü konumuz olan enerjiyle ilgili oluyor. Bu noktada bizim İzmir Kalkınma Ajansı olarak İzmir'de yenilenebilir enerji sektörü, enerji verimliliği, temiz teknolojiler,
temiz üretim gibi konularda stratejilerimiz var. Bunların uygulanmasına yönelik çok farklı mali destek programları düzenledik geçmişte. Yaklaşık o günün rakamlarıyla 30 milyon TL'lik kaynaklar aktardık. Organizasyon komitesi çok güzel bir kitapçık hazırlamış bu forumla ilgili. O forumda tüm bu projelerle ilgili bilgiler var. Ama bizim bundan sonraki aslında sizlerle de belirlediğimiz vizyon şu. Evet, iklim değişikliğini konuştuk. İklim değişikliği bir realite. İklim değişikliği dünyanın en büyük şu anda önümdeki krizlerden birisi, sürdürülebilir kalkınma açısından da. Ve aslına bakarsanız iklim değişikliği beraberinde onunla mücadele için çok ciddi, biraz önce de konuştuk, yatırımları beraberinde gerektirecek. Hatta bir teknolojik dönüşümü beraberinde getirecek. Biz bu teknolojik dönüşümün neresinde olacağız? Yine bu teknolojiyi üreten tarafta mı olacağız yoksa tüketen tarafta mı olacağız ülke olarak? Bu çok önemli. Biz diyoruz ki tabii ki üreten tarafta olmalıyız ve üretirken de ülke olarak İzmir'in bu konuda hem vizyonuyla hem işte İzmirlilerin bakış açısıyla liderlik pozisyonunu üstlenebileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da yaptığımız hem ekonomik kalkınmaya yönelik çalışmalarda hem diğer çalışmalarda bunu çok vurgulamaya çalışıyoruz. Özellikle İzmir şu anda yenilenebilir enerjide İzmir'in Türkiye'nin üretimcisi haline gelmiş durumda. Bu vizyonu hep beraber daha ileriye taşımamız lazım. İzmir'i, ülkemizi sürdürülebilirlik anlamında, yenilenebilir enerji anlamında, temiz teknolojiler anlamında dünyaya bağlayan bir odak noktası haline getirmek bizim aslında sizlerle de tüm kurumlarla da belirlediğimiz vizyonlardan birisi. Ama bu vizyona sahip çıkmak önemli. Yani bu sadece ajansın vizyonu değil, bu vizyona hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor ki bunu aslında çok farklı kurumlarımız yatırımlarıyla, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz yatırımlarıyla belli bir nebzede sahip çıkıyorlar ama bunu arttırarak devam ettirmek gerekiyor. Bu noktada enerji alanında çalışan özellikle buradaki katılımcılarımızın da biz desteğini diliyoruz. Biz de bunun için farklı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir sunuma çok fazla girmeyeceğim Sayın Başkanım izin verirseniz çünkü çok da vaktimiz kalmadı. Memnun olurum. Bir videoyla bir şöyle 4-5 dakikalık bir videomuz var. Biz İzmir'i bu anlamda nasıl tanıtmaya çalışıyoruz? Burada bir rüzgar enerjisi örneğinde var. Ama bunu diğer yenilenebilir enerji türlerinde de devam ettirerek İzmir'i biz bahsettiğim anlamda ülkemizi dediğim gibi dünyaya bu anlamda bağlayan bir merkez haline getirebiliriz diye düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Videoyu başlayabiliriz. Sayın Murat Çelik'e teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Sunuma katkı sağlayan arkadaşlara bugünün anısına birer plaket sunacağız. Bu saate kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sayın Saadettin Gürdar. Değerli konuklar, oturumu yöneten Sayın Argun'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi vermek üzere Çevre Mühendisler Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Edil Kınay'ı davet ediyoruz. Sayın Kınay'a teşekkür ediyoruz. Öğleden sonraki oturumumuz 13.30'da başlayacak olup tüm konuklarımıza afiyet olsun diliyoruz.